Adına Grup Başkan Vekili Sayın Ali Mahir Başarır konuşacaklar. Buyurun Sayın Başarır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, acı bir haberle Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak sözlerimize başlıyoruz. Van'da 18 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin'le ilgili acı haber geldi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, ülkemize sabır diliyorum. Yetkililerden olayı tüm çıplaklığıyla uzatmadan ölüm sebebini bilmek istiyoruz. Çünkü bu coğrafyada, bu ülkede her gün hemen hemen bir kadın öldürülüyor. Kadına şiddet, çocuğa şiddet olağan hale geldi. Bu konuyla ilgili gerek komisyon üyelerimiz, gerek grubumuz, gerek milletvekillerimiz sonuna kadar takipçisi olacak. Bir kez daha ülkemize ve ailesine başsağlığı diliyorum. Dün İzlanda maçında gurur duyduk. Millilerimiz ilk kez deplasmanda İzlanda'yı yendi. 85 milyonu sevince boğdu. Umarım bu gruptan da lider olarak çıkacak. Yine haftanın en gurur verici olayı Profesör Doktor Daron Acemoğlu'nun dünyanın en prestijli ödülü Nobel Ekonomi Ödülü almasıydı. Şimdi bugün bu konuşmayı yaparken komisyonda ne görüşülüyor? Borçtan vergi alan bir iktidarın teklifi görüşülüyor. Ama bu topraklarda yetişmiş bir ekonomist Nobel Ekonomi Ödülünü alıyor. Ne diyor? Neden alıyor? Kurumların önemine, kurumların bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne, hukuku, demokrasi gelişmiş ülkelerin ekonomisinin de gelişeceğini vurgulayarak, bununla ilgili bir çalışma yaparak bunu alıyor. Şimdi buradan örnek alınması gereken çok şey var. Kurumlardan bahsediyoruz. Bağımsız kurumlardan bahsediyoruz. Ama ülkede 22 yılın sonunda iktidarın etkisinde olmayan hemen hemen kurum kalmadı. Bu coğrafya, bu ülke ilk kez Cumhurbaşkanı'nın damadının ekonomiyi yönettiğini gördü. Ama kurumlar, hukukun üstünlüğü, denetleyebilmek, hesap sorabilmek ve hesap verebilmek unuttuğumuz kavramlar. Eğer bunları hatırlarsak, ekonominin de, hukukunun da, ülkenin de düzeleceğini, borçtan vergi almayacağımız günleri göreceğimize inanıyorum. Yine geçen hafta, şimdi bakın, hayvan yasası burada görüşüldüğünde, bu yasa katliamlara yol açar dediğimizde AKP Grup Başkan Vekili Sayın Güler yalan söylüyorsunuz dedi. Bu yasa hayvanları koruyacak dedi. Bir tek hayvan katledilmeyecek dedi. Gebze'de yaşananlar, Gebze'deki görüntüler. Buyurun tamamlayın. Kendisini yalancı çıkardı. Ama biz bu yasanın bazı belediyelere, bazı kişilere cesaret vereceğini ve vahşetlerin yaşayacağını söylemiştik. AKP grubuna şunu söylüyorum, o belediye başkanını partiden atın. Savcılara sesleniyorum, o belediye başkanı ve o eylemi yapanlar hakkında soruşturma açın. Açmazsanız kendinizle çelişirsiniz, atmazsanız verdiğiniz sözlerin hepsinin yalan olduğu bir kez daha ortaya çıkar. Şimdi ne dedik? Borçtan vergi alınıyor. Öncelikle AKP Grup Başkan Vekiline, milletvekillerine, parlamentodaki gruplara söylemek isterim. Gerçekten sokağa çıkıyor musunuz? Bu ülkedeki insanlar, milyonlar kredi kartı borcunun askerisini yatırıyor. Toplam kredi kartı borcu 3.7 trilyon. Buyurun tamamlayalım lütfen. Ama üzülerek söylüyorum ki savunma sanayini güçlendirmek ve bu amaçla tap harçlarından, trafikteki satışlardan, noterden ve limiti 100 bin liraya kadar olan kredi kartlarından 750 lira vergi alınacakmış. Bu neyin aklı, ben merak ediyorum. Gerçekten bu ülkede 100 bin lira civarında maaş alan insanlar bile askeri ücretinin askerisini ödeyip aylık %4 faiz ödeyerek geçinirken, sanki insanlar ayda 100 bin lira para harcıyor mantığıyla onlardan bu parayı alacaksın. Ve
üzüldüğüm, en üzüldüğüm konuyu söylemek isterim. Bunu eleştiren insanlar, kabul etmeyenler, limitini düşürenler, vermek istemeyenler vatan düşmanı ilan ediliyor. Ben sormak istiyorum. Birkaç sorum var. AKP grubuna... Bitirelim lütfen Sayın Başkan. Mehmet Şimşek'e birkaç sorum var. Şimdi 750 lira bu parayı ödememek için limitini düşürenler mi vatan düşmanı, yoksa milyonlarca insanı 750 lira muhtaç edenler mi vatan düşmanı? Ben sormak istiyorum. Şimdi savunma sanayi sisteminde bu parayı vermek istemeyen, bu parayı almak hakkınız değil diyen, limitini düşürenler mi vatan düşmanı, yoksa kur korumalı mevduat adı altında bu ülkedeki zenginlere 1.2 trilyonu verenler mi vatan düşmanı? Ben sormak istiyorum. Bu ülkede 3.7 trilyon kredi kartı borcu olan 85 milyon buna direnirken onlar mı vatan düşmanı, yoksa 10 trilyon 22 yılda ödediği ve ödeyeceği faizle bu ülkeyi bitirelim artık. Buyurun. Yek ekmeğe muhtaç edenler mi vatan düşmanı? Ben sormak isterim. Bu ülkede bu parayı ödemem diyen, ödeyemem diyen, hakkınız yok, alamazsınız diyenler mi vatan düşmanı? Yoksa birkaç tane şirkete adrese teslim ihaleler verip onlara geçmeyen, uçmayan uçaklarla ilgili garantiler verip kasasını doldurup ondan sonra bir kuruş da vergi almayanlar mı bu ülkede vatan düşmanı? Sormak istiyorum. Bu ülkede 750 lirayı ödemem diyen gençler, emekliler, işçiler mi vatan düşmanı? Yoksa Ziraat Bankası'nın, Vakıf Bank'ın 1,5 milyar dolarını Demirören'e verip, Demirören'e şans oyunları ihalesini verip bu fona aktarılması gereken %20'lik katkı payını %10'a düşürenler mi vatan düşmanları? Soruyorum, bunların cevabını verin. Buyurun. Bu ülkede akşam pazar yerinde saat 8'den sonra yere dökülen sebzeleri toplayanlar, kredi kartı yüzünden icralık olan işçi emekliler mi? Yoksa şu sıralarda oturan, aşıyı bu ülkeye getiren, milyarlarca cüra yapan Iğdır milletvekiliniz, vergi vermeyen onlar mı vatanı sevmeyenler? Sormak isterim. Şimdi destici diye bağırdı Cemal Engiyurt. Evet, desticiye soruyorum. Bu ülkedeki vatan sevgisini, bayrak sevgisinin sınırını sen mi çizeceksin kardeşim? Ben kabul etmiyorum. Ben bu vergiyi kabul etmiyorum. Siz madem savunmayı bu kadar düşünüyorsunuz, madem bu kadar vatan sevginiz var, neden 3.8 milyar S-400'lerle F-35'lere para vermişiz, S-400 yok, F-35 yok, parayı alamamışız? Bunun hesabını soramayacaksın. Bu parayı vermek istemeyenler de vatan sevgisinden uzak olacak. Ben bu anlattıklarımı, 22 yılda yaşananları sorgularım. Vatan sevgisi sorgulanacak birileri varsa bu ülkede çocukluğunu yaşayamayan, gençliğini yaşayamayan, emekliliğini yaşayamayan, milyonları mağdur eden AKP iktidarıdır. Ben sizi sorgularım. Çıkın bu söylediklerime makul bir cevap verin. Söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ama siz bu ülkenin geleceğini bir avuç zengine, Demirören'e ya da işte önce aşıyı getirtip sonra vergi almayıp milletvekili yaptığınız tiplere ipotek ettiniz. Kabul etmiyoruz. O 750 lirayı çekeceksiniz. Buyurun. Çekmelisiniz. Çünkü o parayı verecek insanlarda bütçe de yok. Bu ülkede böyle bir hukuk da yok. Ama sizde isteyecek vicdan var. Gelin
Bu 750 lirayı çekin. Komisyonda görüşülüyor. Bu rezalete son verin. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Başarır. Adalet ve Kalkınma Partisi adına Grup Başkan Vekili Sayın Leyla Şahin Usta, buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yüce Divanı ve